Herkese saygılar, sevgiler. Escort'un çizgileri yaşına göre hiç fena durumda değil. Boyası da düzgün yapılmış, lastikleri de yeni durumda. Yani dışarıdan bir albenisi var. Fiyatı da 103 bin lira. Geçtiğimiz haftalarda 110-120 bin liraya modellerini çekmiştim arkadaşlar. Bu da 245 bin kilometrede olduğu yazıyor. Klimalı olan versiyonu. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Burada da satan beyefendi özelliklerini uzun uzadıya yazmış arkadaşlar. Bujileri yeni, amortisörleri yeni, dört lastik yeni, akü yeni, tüp beyni yeni, direksiyon kutusu yeni, döşemeleri yeni, muayene 2024'ün 10. ayına kadar geri görüş kamerası falan varmış. Bu anlamda açıkçası masraf edilmiş bir otomobil. Şurasında bir kusur gördüm. Şunu hemen sizlerle paylaşayım. İçi açık değil yanılmıyorsam. İçini çekemedim. Şimdi bunlar da 295 bin kilometre yazıyor. Şöyle bir sıkıntı var. Bunların 99 sonrası küçük bir makyaj geçirdi. O makyajla birlikte kilometresi analogtu. 5 haneli analogtu. Dijitale geçti. Yani bunlarda 5 haneli dijital analog gösterge var. O yüzden Fiesta'larda da Escort'larda da birçoğunun kilometresi gerçek olmayabiliyor. Tabii bu yaştaki otomobillerde kilometre her otomobilde önemli olsa da bu yaştaki otomobillerde genellikle işte yapılan masraflar, kondisyonu, bakımı, masrafsızlığı biraz daha ön plana çıkıyor arkadaşlar. Arkası Opel Vectra. Bizim çocukluğumuzun efsane otomobillerinden biri. Hayran olduğumuz otomobillerden biri. Ankara plakalı, çizgileri yaşıyla kıyaslandığı zaman son derece düzgün. Makyajlı kasası. Şu panjur falan 92'den sonra makyajla birlikte geldi arkadaşlar. Şöyle şu açıdan bir çekeyim. Siz de çizgilerinin hani diriliğini şeye görebilirsiniz. Arabanın tavanında boya yokmuş. Bu tarafında komple boya yokmuş. 1993 model benzinli LPG'li 1.8'e. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 105.500 lira fiyat yazılmış. Bir de içini hemen çekeyim arkadaşlar. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Şurada hani elektrikli ön camlar var. Arka camları manueldir. Klima olsa tabi bunların fiyatı da doğal olarak yükselecekti. Bunların sorunsuzu Şahin'den, Doğan'dan çok çok daha konforludur. Ama sorun çıkartmaya başladıkları zaman, hani Şahin'le Doğan'la kıyaslandığı zaman onlardan biraz daha fazla sahibini üzebilirler. Ama dediğim gibi bu araba dışarıdan bakıldığında gayet diri ve net duruyor arkadaşlar. Bu hatırlatmayı sevmeyen izleyicilerimiz illaki benim gibi çoğunluktadır diye tahmin ediyorum. Fakat maalesef YouTube abone olmayı, işte videoları beğenmeyi, paylaşmayı algoritmada çok belirleyici unsurlardan biri olarak görüyor. Bizim de bunu hatırlattığımız zaman sizlerin beğenisi artıyor arkadaşlar. İstatistiklere göre kanalımızı düzenli olarak izleyenlerin yaklaşık %70'i, %75'i kanalımıza abone değil. Bu bizler için önemli, sizler için çok önemli değilse ve kanalımızı beğenip düzenli olarak izliyorsanız lütfen videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz ve kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Ben yaklaşık 25 yaşında bir Broadway arıyorum deyip de boyasız olmasını istiyorsanız 125 bin lira ödeme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu araba 94 mi 95 mi? 96 yani son kasayla birlikte serinin son örneği, orta kasa en son 96'ya kadar çıktı. Değişen yokmuş, işlem yokmuş, boya hiç mi yok abi? Boya da hiç yokmuş. 125 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi bu Broadway'lerin hepsinde, boyasız olanlarında böyle boya azalması oluyor. Bunun da tavanında biraz olmuş. Bu da hani boyasız arayanlar için özellikle doğal bir şey. Şöyle şuradaki durumunu görebilirsiniz. Bir de içini hemen çekip sizlerle paylaşayım. İçi de bu şekilde. Koltuklarında yırtık sökük yok arkadaşlar. Hani genel olarak yaşıyla kıyaslandığı zaman son derece bakımlı duruyor. Şöyle bir de şu arka açıdan çekeyim. Araba Kozan plakalı ve Kadirli Kozan o tarafların zaten Broadway'lerde özellikle bu seri o bölgelerde, o tarafta çok fazla tercih ediliyor. Bir de son kasayla ilgili şunu söyleyebilirim. Orta kasa Broadway'ler son kasadan bazen daha fazla ilgi görüyor. Tabii şuradaki çürüğüne de dikkat etmek gerekiyor. Bunun için detaylı bakılması en doğrusu arkadaşlar. Ford Escort bu açıdan daha güzel gözüküyor. Şimdi normalde pazarda hani 100 bin liranın çok üstünde olan Escort'ları çekmemeye çalışıyorum ama bu bakımlı olduğu için özellikle bunu çekeceğim. Şimdi bunun fiyatı 127 bin lira. 1996 model 1.6 FE motoru. Yani Zetek motorla bir önceki teknolojisi aynı ayarda bir motor. 4 nokta enjeksiyonlusu. Klima aktifmiş arkadaşlar. Hidrolik direksiyon, elektrikli ön iki cam. Tüp tankı yeniymiş. Muayenesi sıfırmış. Lastikleri sıfırmış. Bütün bakımları A'dan Z'ye yapılmış arkadaşlar. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi piyasada 100 bin liranın altında klimalı Escort bulmak mümkün. Ama hani böyle tüp tankını değiştirmeye kalsanız zaten
hani tankın yenilenmesi, işte onun projesiydi, ıvırıydı, zıvırıydı, işte kaportanın bir elden geçmesiydi, motorunun bakılması, lastik bakılması, belki 20-30 bin lira toplamda o arabanın masrafsız hale getirmek için masraf edebilirsiniz. Burada işte hani hep söylüyorum ya, hazır masraf edilmişi var. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı hani illaki pazarlık payı vardır ama onu satıcısı daha iyi bilebilir. Hatchback versiyonu. Araba temiz olduğundan dolayı Escort ortalamasının biraz üzerinde ama başı kalabalık. Yani bu araba çok uzun sürmeden satılacaktır diye tahmin ediyorum. Bagajını çekecektim. Bagajını çekemedim. O taraf biraz kalabalık. Bir de bagajını şöyle abiler varken çekeyim. Çürük çarık bir şey de göremedim arkadaşlar. Görmedim. Son derece dediğim gibi bakımlı durduğu için, masrafsız olduğu için Escort ortalamasının bir tık üzerinde fiyatı. Bir izleyicimiz 2000 model Nissan Skystar, Nissan'ın pick-up'ını çekmemi rica etmişti ama 2000 modeli pazarda bulamadım. Bu da 1997 model arkadaşlar. 352 bin kilometrede 131 bin 500 lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Hani pick-up'lar gerçekten kullanması hem şehir içinde hem arazide hem şehir dışında keyifli, bir güvende hissettiriyor yüksekliğinden dolayı, heybetli yapılarından dolayı. Ama yakıt tüketimleri yüksek, bakımları, yürütme giderleri yüksek olabiliyor. Bu yüzden her bütçeye hitap etmiyor arkadaşlar. Gönlüm istiyor ki son kısa Broadway'lerde fiyatı 100 bin liranın altında olan modelleri çekmek. Geçtiğimiz haftalarda bir tane çekmiştim. 95 bin liraydı onun fiyatı. RL donanımıydı. Başlangıçta piyasada çok tutmayan versiyonuydu. Ve çok iyi kondisyonda olmadığından dolayı fiyatı 95 bin liraydı. Şimdi Broadway için benim gönlümden geçen rakam hani 100 bin liraya alınıp satılması. Ama piyasaya baktığımız zaman böyle 100 bin liranın altında olanı bulmak gerçekten zorlaştı. 120, 130 hatta abartıp 150 yazanlar bile oluyor temizlerine. Dediğim gibi biraz nasip meselesi. Bu 99 model RNI olan versiyon. Tek nokta enjeksiyonlusu. O konuya geleceğim. 132 bin 500 lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Bir öksürük tuttu. Önce bir öksüreyim. Affedersiniz. Şimdi RL, RN ve RNI ile ilgili gelelim. Broadway'lerde piyasada en fazla tutulanı arkadaşlar, kesinlikle altını çizerek söylüyorum, bazı yorumlarda çünkü şu mu tutuluyor, bu tutuluyor falan gibisinden yazılmıştı. En fazla tutulanı RN'ler arkadaşlar. Onlarda fabrika çıkışı renkli tampon var, elektrikli ön camlar var. RL'lerde bunlar yok ama genellikle sonradan bunlar da yapılmış oluyor. RN'lerinde ise, şimdi bunlarda Renault'un o dönemlerde çok uzman olmadığı tek nokta enjeksiyonlu motorlar var. Enjeksiyonlu motorlar elbette iyi olan motorlar. Fakat hani o dönem Renault'un teknolojisinin çok gelişmiş olmaması ve bunlarda mesela bakım maliyetlerinin bir tık, böyle Broadway'in bakım maliyeti yüksek değil ama RNI'ler yani enjeksiyonlar belki biraz daha masraflı olabiliyor bakım maliyeti açısından. İşte bunlar genellikle LPG'de kullanılıyor. Tüple pırpır etme falan, kapısı son derece düzgün kapandı. Böyle tüple LPG'li kullanımla ilgili ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Bu yüzden Broadway'lerde hani şeyler biraz daha RNI'ler, karbüratörlü olanlar daha fazla tutuluyor. Ama özellikle enjeksiyonlu arayanlarda oluyor. Tabi böyle bir otomobili alacak olursanız çürüklerine, karoserine çok iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü sürüş güvenliğini birinci derecede etkileyen bir unsur arkadaşlar bu. Ford Escort'un sağ sis farı olmamasına rağmen oldukça diri duruyor, düzgün duruyor yaşıyla kıyaslandığı zaman ama detaylı olarak bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yağmurlu hava sonuç itibariyle Escort'ları ben hep tavsiye ediyorum ama tavsiye ederken 20 yaşındaki bir otomobil aldığınızı, alacağınızı, 20 yaşına geçmiş bir otomobil alacağınızı unutmamanız gerekiyor. Bundan dolayı yaşayabileceğiniz olası sorunları da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bir de bir otomobil alırken hep çizgilerine bakın diyorum. Şöyle şu tampon çizgisini, kaput çizgisini falan, şuradan farını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Farı biraz düşük duruyor yani kaputtan dolayı. Şimdi bu araba 1997 model, 227 bin kilometredeymiş. 135 bin'e fiyat yazılmış. Hidrolik direksiyon, sıralı sistem, LPG falan varmış. 9. aya kadar da muayene yapılmış arkadaşlar. Şöyle durumu da bu şekilde genel olarak. Starrett, Toyota'nın bilindik otomobillerinden, modellerinden birisi değil. Ama nihayetinde Toyota. Bundan dolayı ülkemizde çok fazla bulunmasa da Toyota olduğu için satacaktır, ilgi görecektir. Arabanın çizgileri yaşına göre son derece düzgün durumda. Lastikleri de iyi durumda. Bakımlı duruyor aslında. Koltuk döşemeleri falan var. 1998 model, 340 binde 136 bin lira fiyat yazılmış. Fiyatı da aslında hani bu bütçelerde alınacak otomobiller arasında işte Fiat Palio belki hani bulursunuz ama hangi durumda olur, ne ayarda olur ona bakmak gerekiyor. Ona da falan hani
fiyatı yüksek ama ondan daha iyidir. Muhtemelen klimalı değildir. Klimalı olsa fiyatı daha yüksek olur diye tahmin ediyorum. Arabanın lastikleri falan da gayet iyi durumda, net durumda. Bagaj kapağında şöyle bir macun çatlağı var arkadaşlar. Bunu görmeniz gerekiyor. Sağ solda arkadan bakıldığında bu şekilde duruyor. Corolla'nın efsane kasanın E100'ün tavan altı boyası gayet düzgün yapılmış. Çizgileri falan düzgün. Rigidliğini koruyabilen tasarım açısından başarılı bir otomobil. Üzerindeki lastikler yeni. 51 yanılmıyorsam Niğde plakalı. 1993 model. 93 olanlar İtal üretim, Japonya üretimi arkadaşlar. 94'ten sonra bu otomobil Türkiye'de üretilmeye başladı. 1.3 X serisi 144.500 lira fiyat yazmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Klima yok. Hidrolik direksiyon yok. Elektrikli ön camlar var mı yok mu? Belki o sonradan yaptırılmış olabilir fabrika çıkışı olmasa da. Elektrikli ön camları da yok arkadaşlar. Yani en boş versiyonu ve bunların genellikle klimalı olsa, işte hidrolik direksiyon olsa, o 1.6 GL olsa fiyatları pazarda gördüklerime 200 bine bile çıkabiliyor. Çünkü piyasada çok ilgi gören bir otomobil. Toyota modelleri genellikle yaşlandıkça değer kazanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını Otopazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.